Arkadaşlar kanalım Çalıyor'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zack Snyder's Justice League'in son bölümü A Father Twice Over'ı inceleyeceğiz. Epilog diye geçen bu bölümü yani son bölümü inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere son bölümde, bir önceki bölümde Steppenwolf'u yenen kahramanlarımız en son Apokolips güçleriyle Darkseid'le göz göze gelmiş. Gelebilecek tehdide dair küçük bir uyarı almış ve akabinde hayatlarına geri dönmüşlerdi. Biz bu noktada Cyborg'un babasının ses kaydını dinlerken görüyoruz. Ses kaydının tamamını aslında baba olarak kaydettiği bölümü dinlerken görüyoruz. Ve film bu noktada bize Cyborg'un neden filmin kalbi olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü artık Cyborg'un dönebileceği bir biyolojik ailesi yok. Babası ve annesi öldü. Artık sadece geriye kalan bir ses kaydı ve fotoğraflar var. Onları dinlerken biz diğer kahramanlarımızın bir şekilde ailesine geri dönme çabasında, en azından bir kez daha görme çabasında olduğunu görüyoruz. Cyborg burada babasının işte gayet duygusal konuşmasını dinlerken bir sonraki sahnede Aquaman'i görüyoruz. Aquaman'in sahilde Vulko ve Mera ile buluştuğunu, ne yaparsanız yapın ben babamı görmeye gidiyorum tarzında takıldığını görüyoruz ve orada yine Aquaman, evet belki sadece babası var, annesinin durumunu bilmiyor ve bağlanmadığı, henüz tam olarak iletişimde olmadığı bir Atlantis kökü var ve Atlantislere bakarken Mera ile arasında bir aşk doğmaya başlıyor. Bu zaten filmde bariz bir şekilde hissettiriliyor. Bu da Aquaman'in bir sonraki filmde, orijinalinde olması gereken de Atlantis'te olan köklerinin nasıl aslında birleşmeye başlayacağına dair farklı bir pencere bana sorarsanız. Dediğim gibi kahramanlarımız ailesine dönmeye devam ediyor ama film küçük bir farklılık atıyor o noktada ve bize Ryan Choi'yi gösteriyor. Artık kendisi Star Laboratuvarları'nın nanoteknoloji müdürü olmuş. Nanoteknoloji bildiğiniz gibi çok küçük parçacıklardan vesaireden yapılan teknolojiye deniyor. Ve ileride onun atom olup kendini küçültebilen, gerektiğinde büyütebilen bir suite bürüneceğini biliyoruz. Böylece Ryan Choi ile ilgili de son bilgiyi verip film bize gelecekte ne olacağı dair bir şey göstermiş oluyor. Ve film bizi Wayne Malikanesi'ne götürüyor. Bruce Wayne'in dönebileceği yine bir ailesi yok. Tek ailesi Alfred düşündüğünüz zaman. Ama ailesinden kalma bir mirası var. Bir Wayne malikanesi var. Onu da oraya dönerken görüyoruz. Anne ve babasının evine dönerken görüyoruz. Orayı da yeni ailesinin evi yapmak istiyor. Ortaya bir masa, yuvarlak bir masa, çevresine 6 sandalye ve daha fazlası için yer var diyor. Sonuçta yuvarlak masa ve çevresindeki sandalyelerin Kral Arthur göndermesi olduğunu hepimiz biliyoruz ki Bruce film boyunca aslında Kral Arthur rolündeydi. Doğru şövalyeleri bir araya getirip Kutsal Kadehi'nin arayışına çıktı bir nevi ve bu yolda da hiçbir şey önünde durmadı. Sürekli inançla hareket etti. Kutsal Kadehi'yi bulmanın tek yolu da bu düşünürseniz. Ve orada yine bir Kral Arthur göndermesiyle bitiyor ve yine Bruce'un da ailesiyle ilgili olan bağlarını tekrardan kazandığını, mirasını kabullendiğini ve o yönde ilerlediğini görüyoruz. Bu sefer yalnız değil, yanında artık Wonder Woman da var. Burada da bir Wonder Bat aşkının yükseldiğine dair tekrardan ufak bir ipucu alıyoruz. Yine ailesine dönen bir başka karakteri görüyoruz. Barry'i görüyoruz. Hani filmin başında demişti ya, en sevdiğim ikinci sandalyede niye oturuyorsun Bruce diye. İşte en sevdiği birinci sandalyeye gidiyor. Yani babasının karşısına oturabildiği sandalyeye gidiyor ve babasına adli tıpta iş bulduğuna dair kağıdı gösteriyor. Evet, küçük bir adım olabilir ama bir başlangıç. O da yine onu babasının suçsuz olduğunu göstermek adına yapacağı hareketlerin başlangıcına doğru götüren bir adım oluyor. Ve Barry'i de bu şekilde aileden kalan son kişiye döndüğünü, babasına döndüğünü görüyoruz. Oradan da çiftlik evine geçiyoruz. Clark'ın çiftlik evine geçiyoruz. Burada da Clark'ın artık dünyalı köklerle de birleşmiş bir şekilde çiftlik evine geri döndüğünü görüyoruz. Orada yanında Bruce Wayne var. Küçük bir esprili konuşmayla Bruce'un bankayı satın aldığını ve Clark'a ailesine evi geri verdiğini görüyoruz. Oradaki bence en önemli şey, içeri girerken Louis'in elinde taşıdığı şeye bakın. Bir bebek sepeti taşıyor. Zaten film bize Louis'in hamile olduğuna dair birçok şey daha önceden de vermişti. Bu noktada Louis'in elinde bir bebek sepeti görünce, bebek taşıyabileceği bir sepet görünce artık hamile olduğunu iyice ikna oluyoruz. Ki akabinde Bruce Wayne tebrik ederim diyor. Muhtemelen hamilelikten dolayı, çocuktan dolayı tebrik ediyor diye düşünüyorum. Ve son olarak kahramanlarımızdan yine Cyborg'a dönüyoruz. Ama bu sefer onu evde ses kaydını dinlerken değil, anneyle babasının mezarının başında görüyoruz. O da biyolojik olarak ailesinin son kalan noktasına, o mezara gidip orada artık durumunu kabulleniyor ve cesurların arasındaki yerini almak için, bir kahraman olarak yaşamaya devam etmek için gerekeni yapmaya hazır olduğunu gösteriyor ve üzerindekileri çıkarıp havaya uçarak oradan ayrılıyor. Ancak film bu noktadan sonra bize her şeyin artık toz pembe olmadığını bir kez daha hatırlatmak adına Gotham'dan bir görüntüyle geri dönüyoruz. Orada Jim Gordon'ın Bat sinyali çalıştırdığını, Batman'in de o sinyali gördüğünü, bir Bat tank diyebileceğimiz, Dark Knight Returns'dekine benzer bir tankın üzerinde, büyük bir Batmobile'in üzerinde durduğunu görüyoruz. Ve bu bize şunu anlatıyor aslında.
Evet, Steppenwolf'u durdurmuş olabilirler. Ancak dünyada suç bitmedi. Hala sıkıntılar var ve bununla ilgilenmesi gereken kahramanlar var. Ayrıca orada yine küçük bir gönderme. Gözleri çok keskin arkadaşlar var. Onlar yakalamışlar. İnternette gördüm. Yerdeki suçlulara zoom yaptığınız zaman onların yine Dark Knight Returns'teki mutant çetesindeki elemanlar olduğunu, o kırmızı gözlükleri taktıklarını görüyoruz. Bu da gene küçük bir Dark Knight Returns göndermesi olmuş. Ve yine sorunların bitmediğini göstermek adına bu sefer Diana'yı Amazon tapınağında görüyoruz. Diana elinde Artemis'in okuyla denize doğru bakıyor. Çünkü mantıken Themyscira'nın nerede olduğunu bilmemesi, hatırlayamaması gerekiyor. Ve Stephen Wolf ona film boyunca kız kardeşlerini öldürdüm, aileni öldürdüm, anneni öldürdüm, kraliçenizi öldürdüm. Onu da yaklaşıyor ve bunların ne kadarın doğru olduğunu bilmiyor. Stephen Wolf Motherbox'ı çaldığına göre evet, Amazonların bir kısmını öldürdü ama kimler öldü, annesi öldü mü bilmiyor ve kız kardeşlerini korumak için orada değildi. Şimdi denize doğru bakarken evinin nerede olduğunu ve kimlerin sağ olduğunu, nasıl olduklarını merak ediyor. Onu da endişeli bir halini görüyoruz ki bence bu Wonder Woman 3 filmine doğru kapıyı açıyor ve bir şekilde Diana'nın kendi adasına dönmeye çalışması veyahut da daha fazla teorim var, onları belki sonra konuşuruz. Bir kapı açıyor yalnız orası ve Diana'nın endişeli halini görüyoruz. Ve film yine bize bu noktada Flash ve Cyborg gibi sürekli yalnız kalmış, herhangi bir ortam artık güçlerinden sonra adapte olamamış veyahut yaşadıklarından sonra adapte olamamış karakterlerin kendilerini kabullenişlerini gösteriyor. Bu da yine güzel küçük bir dokunuş. O karakterlerin gelişiminin filmin başından sonuna ne kadar değiştiğinin göstergesi. Sonrasında da Superman'i klasik gömlek yırtıp işte Superman logosunu, Umut logosunu gösterirken görüyoruz. Benim şahsi fikrim, ben o hareketi bu filmde görmek istemezdim. Hani çok böyle banal geliyor bana o ama yani konulmuş, muhtemelen stüdyonun isteğiyle konuldu diye düşünüyorum ama ben çok böyle Henry Cavill'ın Superman'i yakıştırdığım bir hareket değil. Olmasa daha güzel olmuş ama konulmuş, yapacak bir şey yok. Onu da orada görüyoruz. Clark'ın da en azından günlük hayatına döndüğünü görüyoruz. Ve film bizi Arkham Home'a götürüyor. Burada dikkat edin, Arkham Asylum diye geçmemiş, Arkham Home diye geçmiş. Bu da yine bir Dark Knight Returns göndermesi. Orada çünkü Arkham akıl hastanesi ismi Arkham Home diye geçiyor. Ve bu şekilde filme yerleştirilmiş. Orada biz Lex'in kaçtığını görüyoruz. İşte olan olaylardan anlıyoruz. Tımarhaneden kaçmış. Ve oradaki yerine koyduğu sahte kişi, artık işte kendisini taklit eden kişi, deli gibi kahkaha atıyor. Bu bana şunu düşündürttü. Tabii ki sadece bir teori, sadece bir tahmin. Acaba kaçışına yardım edenlerden biri Joker miydi? Çünkü Joker'in bir biliyorsunuz delilik gazı tarzı bir gazı var. Onu sıktığı zaman insanlar sürekli kahkaha atıyorlar, durduramıyorlar kendilerini. O adama da o tarz bir gaz mı verildi? Hani o şekilde mi Lex kaçırıldı diye kafamda öyle bir anlık bir fikir oluştu ama doğrudur değildir bilmiyorum. Biz en azından Lex'in kaçtığını öğreniyoruz. Daha sonra Lex'in yatına geçiyoruz ki gerçek hayatta o yat aslında Zack Snyder, yönetmene ait bu arada. Lex'i kutlama yaparken görüyoruz. Ona Deathstroke katılıyor ve benim vaktimi harcama Luthor. Zaten işin başımdan aşkın moduna giriyor. Lex'in ise orada önerdiği, içmesi için davet ettiği şarap, bu da Diamant diye bir şarap ve çok pahalı bir şarapmış bu arada. Ya da şampanya artık. Neyse, o kadar fakirim yani, onu bile bilmiyorum aradaki farkı ama üzerindeki logoya baktığınız zaman Superman'in göğüs amblemine benzer bir logo var ve siyah gümüş renkler var. O da Superman'in şu an giydiği kıyafeti temsil ediyor. Aslında Lex orada Tanrı'nın dönüşünü kutluyor ama tekrardan onu öldürmek için bir plan yapma aşamasında. Bu arada da Deathstroke'a Batman'in gerçek kimliğini, Bruce Wayne'i söyleyip kendisini Arkham Home'a kapatan Batman'e karşı bir intikam hareketinde başlatmış oluyor. Orada Deathstroke'un Batman'i ücretsiz öldüreceğini görüyoruz. Normalde kendisi kiralık bir katil. Hani bedavaya yapması mantıklı değil belki ama Batman'i ücretsiz öldüreceğini gösteriyoruz. Çünkü tabi bu filmde söylenmiyor. Göze göz muhabbeti yapılıyor. Hani tek gözünün olmamasına gönderme yapılıyor bir nevi ama esas olay şu. Daha sonra Joe Manganiello bir röportajında söylemişti. Deathstroke oğlunun ölümünden Batman'i sorumlu tutuyormuş. Artık detayları nasıl olacak, Batman'in nasıl bir suçu vardı bilmiyoruz ama o yüzden de onun peşine düşmüş. Onu öldürmek istiyor. Burada da Luthor'dan bilgi aldıktan sonra onun peşine düşecek şekilde Batman solo filmine kapı açılıyor. Ve film bizi son bir kez daha özel olarak çekilmiş bir Nightmare sahnesine götürüyor. Dünyanın apokalipse döndüğünü görüyoruz. Apokalips güçleri tarafından ele geçirildiğini görüyoruz. Her tarafta apokalips gemileri, parademonlar vesaire uçuyor. Sağ kalan kahraman, anti kahraman ve kötülerimiz yani Batman, Cyborg, Flash, Mera, Deathstroke, Joker hep birlikte hareket ediyorlar. Orada Cyborg'un açıkta duramayız yoksa gelir bizi bulur diye Superman'den bahsettiğini anlıyoruz. Ancak tabii Superman'in gelmesinden korkmayan bir kişi var işlerinde. Mera gelmesini istiyor çünkü Arthur'u nasıl öldürdüğünü biliyor ve aynı şekilde öldürmek istiyor. Mızrağı kalbine saplamak istiyor.
saklayabilirim ondan çok emin değilim. Ve orada güzel bir ayrıntı Mera'nın elinde su bidonları olduğunu ve onları yere bıraktığını görüyoruz. Yani o apokalips dünyasında Mera hayatta kalabilmek için suya ihtiyacı var. Sürekli bir nemlenmeye vesaire ihtiyacı var. O bidonları da yanında taşıyor. Yani o kadar artık sıkıntılı bir durumdalar. Ve orada Batman Mera'yı sakinleştirmeye çalıştığı zaman Mera acaba hiç kimseyi sevdin mi diyor ki bu işte bize filmdeki en önemli diyaloglardan birinin yolunu açıyor. Joker devreye girip tabii ki sevdi. Çok kişiyi de kaybetti sevdiklerinden. Anne, baba, evlat edinmiş bir çocuk diyor ki bu konuşmayı yaparken Batman ağzından çıkacaklara dikkat et modunda bir tehdit ediyor Joker ve sonra ikisi birlikte konuşmaya başlıyorlar. Joker Batman'e sen beni öldürmezsin bana ihtiyacım var diyor. Yani bu ihtiyacım var geyiği hani genel olarak bir alfa beta karşılaştırması işte hero villain muhabbeti mi yoksa bu Nightmare timeline'ında Joker önemli bir figür mü? Darkseid'i yenmek ve zamanı geriye getirmek için onun önemli bir rolü mü var? O yüzden mi öldüremezsin beni diyor bilmiyorum ama Batman de orada tabii gidiyor. Emin ol seni öldüreceğim diyor ki çünkü orada Joker gerçekten çok sert konuşuyor. Söyle bana diyor neden bir erkeğin yapması gereken işi harika çocuğu gönderdin deyip Robin göndermesi yapıyor ve akabinde sence hangisi daha çok çığlık attı? Çocuk mu? Kadın mı diyor. Buradaki kadının da daha sonradan Harley Quinn olduğunu anlıyoruz. Çünkü Batman emin ol diyor. Harley kollarımda ölürken diyor son istediği şey seni öldürmemdi ve yavaşça öldürmemdi. Bunu da yapacağım diyor. Ve yine orada Joker'in kritik bir sözü var. Acaba kaç tane alternatif zaman çizelgesinde kendin ölmekten kaçındığın için dünyanın yok olmasına sebep oldun diyor. Bu da bana şunu anımsatıyor. Demek ki Batman Louis'i kurtarabilecek bir pozisyondaydı. Belki de kurtaramadı. Yani kurtarabilecek bir pozisyondaydı demek belki çok doğru değil ama onu kurtaramadığı için bu hallere geldik ve Joker onu orada sorumlu tutuyor. Superman'in sorumlu tuttuğu gibi. Eğer Louis yerine sen ölseydin belki de bu noktada olmayacaktık diyor. Ve başka zaman çizelgelerinde de yani alternatif evrenlerde buna benzer bir olay olduğundan dem vuruyor. Bu da bize Multiverse'ın aslında kapısını sonuna kadar açmış oluyor bir kez daha. Ve orada son olarak Joker Batman'e bir Joker kartı uzatıyor. Bunu yırttığın gün ateşkesimiz biter diyor. Batman de o kartı alıyor ki biz daha önceki filmin Nightmare sahnesinde o kart önümüzden uçup geçtiğini gördüğümüzde kartın ortadan ikiye bölünmüş olduğunu görüyoruz. Ama Batman bunu neden yırttı? Belki Joker kahramanca bir hareket yaptı ve öldü. Onun akabinde yırttı. Belki de Batman yırttı ve öldürdü. Onu öğrenmek için bizim Justice League 2 ve 3'ü izlememiz lazım. Yine o sahnede beni en çok etkileyen şeylerden biri Batman Joker'e Harley kollarımda öldü diye anlatırken orada Leto'nun Joker'inin bir anlık böyle donuşu, titremesi, daha sonra gülmeye başlaması. Yani tüyleri diken diken eden bir sahneydi. Çok etkili oynamış oradaki rolünü. Jared Leto'yu cidden takdir etmek lazım. Ben neden beğenilmiyor Joker olarak anlamış değilim. Benim en beğendiğim favori Joker'im. Beğenmeyene saygı duyuyorum orası ayrı ama hani kimse sağlam bir argümanla bugüne kadar gelemedi karşıma. Bir sonraki noktada Deathstroke'la Batman'i konuşurken görüyoruz. Plan üzerine kısa bir konuşma yapıyorlar ama orada gidecekleri yerle ilgili Batman onun hiç şüphelenmeyeceği bir yer diyor. Yani biraz düşündüm Superman'in şüphelenmeyeceği yer neresi olabilir diye ama açıkçası aklıma hiçbir yer gelmedi. Hani nereye gitseler Superman oraya da gitmezler arkadaş deyip peşlerine düşmez. Açıkçası ben bulamadım. Aklınıza bir şey gelirse lütfen yorumlarda yazın. Ben de onu üzerine konuşmuş olalım böylece. Ve yine Deathstroke orada Joker'i yanlarına almaları iyi bir fikir olup olmadığını sorduğunda Batman bize lazım tarzında bir cevap veriyor. Yine bu da Joker'in plan için çok çok önemli bir karakter olduğunu düşündürüyor bana ki akabinde zaten Superman geliyor. Cyborg direkt gökyüzüne bakıp bizi buldu diyor. Orada zaten kafasında bir şeyler dönüyor falan. Hani bir sensör mü çalıştırıyor artık yani ne yapıyorsa. Superman geldikten sonra tüm karakterlerimiz bir şekilde gard alıyor. İşte Mera, Deathstroke, Cyborg, Flash. Batman bile dönüp hani böyle korku ve endişeyle bakıyor orada. Ama en ilginci orada Joker'in attığı kahkaha yani çok güzel. Tam karakterine uygun yani. Orada ölüm enselerine gelmiş durumda ama o gülmeye başlıyor. Ve o sahnede en dikkatimi çeken şeylerden biri de Cyborg'un dört kolundan birinde evrak çantası gibi bir şey var. Evrak çantası mı yoksa böyle farklı bir çanta mı tam olarak çözemedim. Hani inceledim böyle bakmaya çalıştım ekranı durdurup ama tam olarak çözemedim. Yalnız elinde çanta tarzı bir şey var diye gördüm. Acaba o ne? İçinde ne var diye insanın aklına sorular geliyor. Ve bu Nightmare'ın da sonu yine Bruce Wayne'in uyanışıyla bitiyor. DCU'da Bruce Wayne asla ama asla rahat bir uyku çekemiyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntısı var. Ne zaman uyuyorsa Nightmare'dan bir şeyler görüyor adam. Burada da uyanıyor ve uyandıktan sonra suratındaki endişeyi görebiliyoruz. Çünkü o da biliyor ki Steppenwolf'u yenmek sadece ilk aşamaydı. Daha devamı gelecek bunun farkında. Ve bunu teyitlercesine
Gökyüzünden gelen bir sesle birlikte inen Marching Manhunter'ı görüyoruz. Bruce Wayne de dışarıya çıkıyor. Marching Manhunter'la yüz yüze geliyor. Ve orada Marching Manhunter'la tanışmaya çalışıyor direkt. Hani bu da aslında bir karakter gelişiminin ne kadar ileri düzeyde olduğunun göstergesi. BVS'teki Bruce Wayne'i düşünün. Muhtemelen senin kanın akar mı diye sorup içeriden bir lav makinesi kapıp gelip üzerine saldırmaya başlamıştı bile. Ama bu sefer bir dinliyor öncesinde, soruyor kimdir ne değildir diye. Ve orada da Marching Manhunter'ın Bruce'u uyardığını görüyoruz. Bir savaş geleceğinden uyarıyor. Darkseid'in geleceğinden uyarıyor. Anti yaşam denkleminin dünyada olduğunu ve Darkseid'den önce bulmaları gerektiğini söylüyor. Etrafta olacağını ve yardım edeceğini söylüyor. Bruce da ona ismini soruyor. Çok zaman çok isimle anıldım diyor. Bana şunu düşündürdü. Acaba ne zamandır dünyada? Kaç farklı kimlikte yer aldı? Bunlar da Solo bir Martian Manhunter filmiyle incelenebilir diye düşünüyorum. Orada güzel bir background story'si olabilir çünkü. Yani muhakkak kaliteli yazarlar iyi şeyler yazabilir oraya. Bunun yanı sıra orada Martian Manhunter'ın dediği dünyanın savunucularını asla bir arada görmeyi ummuyordum. Ama bunu sen başardın. Annem baban gurur duyardı dediği zaman da yine Bruce'un böyle bir teşekkür eder. Umarım diyen hali çok hoş, çok güzeldi. Ve son olarak orada Martian Manhunter, işte bana bazıları Martian Manhunter, Mars'ta insan avcısı derler deyip sonra görüşürüz, yardım edeceğim deyip ekibin 7. üyesi olarak aralarına katılmış bulunuyor. Harry Lennix de aktör de açıkladı. Halbuki o, yani orijinalinde o sahnenin içinde bir Green Lantern da varmış. Beraber gelmeleri gerekiyormuş. Ancak stüdyo Zack'ten kesinlikle bir Green Lantern kullanmamasını istemiş. Bu konuda çok ayet diremişler. Çünkü Zack normalde orijinalinde o sahneyi Green Lantern'a çekmiş bu arada. Ancak izin verilmediği için kullanamamış. Sadece Martian Manhunter'lı halini kullanmış. Ama orijinal senaryoda sadece Green Lantern olan Green Lantern'la Martian Manhunter'ın bir arada olduğu ve sadece Martian Manhunter'ın olduğu 3 ayrı seçenek varmış. Zack'in istediği ikisini bir arada kullanmakken stüdyo izin vermeyince sadece Martian Manhunter'a dönmek zorunda kalmış. Onu da bir bilgi olarak vereyim. Ve neyse bu bilgiden sonra şunu da filme dönelim. Martian Manhunter oradan ayrılırken kamera geniş açıya geçerken biz yine gölün şeklinin ağaçların yansımasıyla birlikte Bat logosu oluşturduğunu görüyoruz. Bu sefer daha aydınlık tabii ki gündüz vakti. Ve arka tarafta bu IMAX'te falan çok net gözüküyormuş ama yine internette zoom yapan arkadaşların attığı screenshotlardan gördüğümüz kadarıyla Wayne Malikanesi bir tadilatta. Yeniden yapım aşamasında Bruce Wayne'in dediği ortaya bir yuvarlak masa çevresine 6 sandalye artık ekibin bir üssü olacak muhabbeti. Orası Justice League'in üssü, ana merkezi, kumanda merkezi olacak şekilde düzenleniyor Wayne Malikanesi. Onun da aşamalarına başlanmış. Ve Martian Manhunter'ın ayrılışı bu görüntüyle birlikte dediğim gibi filmimiz sona erken ekranda For Autumn yazısı çıkıyor ki bunun için savaştık. O yazıyı görmek çok güzel ve arkasında da Autumn Snyder'ın rahmetlinin en sevdiği parça Hallelujah'ı Alison Krull'un sesinden dinliyoruz. 2 dakika boyunca ekranda aktörler, çalışanlar vesairelerin isimleri akarken o şarkıyı dinleyip filmin de sonunu getirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, uzunca bir süre boyunca filmi inceledik hep birlikte. Ben aklıma gelenleri, gördüklerimi vesaireyi sahne bazında söyledim size. Sizler de yorumlarda birçok şey yazdınız. Lütfen bunda da yazmaya devam edin. Böylece ben kaçırdığımı veyahut da farklı yorumladığımı düşündüğüm şeylerle ilgili konuşmaya devam etmiş olalım. Onun dışında videoyu beğenin, sağda solda paylaşın. Çana basın bildirimler için. Kanala abone olun. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing alone.